İkinci bölüm Ölüden Yardım isteme. Şu hadisi kabul etmediğini söylemişsin. İkinci bölüm Ölüden Yardım isteme. Şu hadisi kabul etmediğini söylemişsin. İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabirlerdeki ölülerden yardım isteyiniz. Bunun nesine karşı çıkıyorsun? Kabirlerdeki ölüden yardım istemek ondan ibret almak demektir. Öyleyse neden ölülerden ibret alın denmiyor da yardım isteyin deniyor? Hadis diye uydurulmuş o sözün içinde ölüden iste'inu, yardım isteyin deniyor. Halbuki Fatiha suresinde yalnız Allah'tan istememizi öğreten İyya kenesta'in, yalnız senden yardım isteriz ayeti vardır. Hadis dediğiniz yukarıdaki sözle bu ayet açıkça çatışmıyor mu? Fatiha'yı her namazda okuyup bu bilgiyi zihnimizde diri tutmamızın bir sebebi yok mudur? Yukarıdaki sözü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyledi diye iftira edenlerin yanında yer almak size ağır gelmiyor mu? Hiç düşünmez misiniz temel görevi Kur'an'ı anlatmak olan Muhammed aleyhisselamın Kur'an'a aykırı sözü olur mu? Sonra bu sözü ondan duyan yok. Onunla birlikte ya da ondan sonra yaşayanlardan böyle bir söz söylemiş olan yok. Bunun akletmiş sahih bir hadis kitabı da yok. Bunların hiçbiri yok. Bunu size duyuralı çok oldu ama bu konuda siz de bir şey bulamadınız. Çünkü olmayan şey bulunmaz.'' Acnuni'nin Keşfülü Hafe adlı kitabında var ya, onun kitabında olması bizim için yeterlidir. Acnuni büyük bir hadis alimidir. O da İbni Kemal'in El Erbayin'inden almış. Acnuni o kitabı halk arasında hadis diye bilinen sözlerin doğrusu ile asılsız olanını ayırmak için yazmıştır. Bu sebeple o kitapta çok sayıda uydurma hadis vardır. Acnuni kitabının başında Hafız İbni Hacer'in şu sözünü nakleder. Aslı olmayan hadisi kim naklederse Buhari'nin rivayet ettiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünün kapsamına girer. Kim benden söylemediğim bir şeyi naklederse cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Aclüni kitabına aldığı hadislerin kaynaklarını verir. Bu sözle ilgili olarak sadece İbni Kemal Paşa'nın El Erbayin'inde böyle geçmiştir der. İbni Kemal'in el Erbayin'ine baktığımızda da hadis diye söylediği o söz için hiçbir kaynak göstermediğini görürüz. Yavuz Sultan Selim'in İslam’ı İbni Kemal, Nebi Aleyhisselam'ı görmüş olamayacağına göre aslı astarı olmayan bu söze hadis diyenlerin cehennemde oturacakları yere hazırlanmaları gerekir. Yaşayan bir insandan yardım istemiyor muyuz? Bir veli ölünce ruhu kınından çıkmış kılınç gibi olur ve daha çok yardım etme imkanı elde eder. Bunlar birçok tasarrufta bulunurlar. Yaşayan insandan yardım isteme konusuna biraz sonra geleceğiz. Ama veli ölünce ruhunun kınından çıkmış kılınç gibi olduğunun Kur'an'dan ve sünnetten bir dayanağı var mıdır? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ölmüştür. Onu hatırladığımızda ve kabrini ziyaret ettiğimizde ona salat ve selam getiririz. Yani Allah'ın bereketi ve ebedi mutluluk içinde olsun deriz. Böylece Allah'tan Nebimize olan ikramını daha da artırmasını isteriz. Ama hiçbir duamızda ondan bir şey istemeyiz. Çünkü o zaman Hristiyanların İsa aleyhisselama yaptığını biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapmış oluruz ki bu yoldan çıkmaktan başka bir şey olmaz. Ölmüş bir velinin daha çok tasarrufta bulunduğunu yani daha çok iş çevirebildiğini ifade ettiniz. Bu konuda dayanağınız nedir? Bir veli ölünce ruhunun kınından çıkmış kılınç gibi olduğunu söyleyen büyük alimler var. Ama her şeyi bilen Allah'ın kitabı açıkça bunun böyle olmadığını söylüyor. Allah ölüm esnasında ruhları alır. Ölmeyenlerinkini de uykuda alır. Ölümüne hükmettiğini tutar. Ötekileri belli bir vakte kadar salı verir. Zümer Suresi 42. ayet. Buna göre Allah ölülerin ruhlarını tutmakta, bedenine geri göndermemektedir. Kabirdekilerle ilgili olarak da şöyle buyrulur. Dirilerle ölüler bir olmaz. Allah ölçüsüne uygun olanı işittirir. Sen kabirdekilere bir şey işittiremezsin. Fatır Suresi 22. Ayet İsa aleyhisselamın ahirette yapacağı şu konuşmayı veren ayeti düşünmek gerekir. İçlerinde olduğum sürece onları görüyordum. Beni vefat ettirince gözleyen yalnız sen oldun. Sen her şeye şahitsin. Maide Suresi 117. Ayet Büyük Nebi İsa ölünce ümmetinden habersiz oluyorsa, ölen velinin ruhu nasıl kınından çıkmış kılınç gibi olabilir? Herhalde şu ayet konuya nokta koyacaktır. Kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek bir kimseyi Allah ile arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oysa bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. Ahkaf suresi 5. ayet. Bazı mealler ayetlerde geçen dua kelimesini ibadet diye tercüme ederek garip bir tutum içine girmişlerdir. Mesela bu ayette yardıma çağırır ve çağrı kelimeleri vardır. Bunları kulluk eder ve İbadet, kulluk diye tercüme etmek doğru olmaz. Çünkü Kur'an'da bu iki kelime de vardır. Her şeyi bilen ve yerli yerine koyan Allah uygun görseydi burada o kelimeleri kullanırdı. Örnek olarak Hasan Basri Çantay'ın ayete nasıl meal verdiğine bakalım. Allah'ı bırakıp da kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek kişiye, nesneye, tapmakta olan kimseden daha sapık kimdir? Halbuki bunlar onların tapmalarından da habersizdirler. Bu gibi mealleri okuyanlar ayeti puta tapanlarla sınırlı tutar, çevrelerinde gördükleri şirk uygulamalarıyla ilgi kurmazlar. Arapça tefsirlerde duanın ibadet manasında olduğu ifade edilir. Bir Arap'ın böyle bir açıklamaya ihtiyacı olur. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin kendisidir. Dua ibadetin iliğidir, özüdür. Arap o açıklamayı okuyunca dua ile ibadet arasında ilgi kurmuş olur. Ama yukarıdaki meali okuyan bir Türkün böyle bir ilgi kurması imkansızdır. Çünkü o "dua" kelimesini görememektedir. Türkçe meallerde bu gibi şeylere çok dikkat etmek gerekir. Bu mealde Allah'ın duunundan ifadesi Allah'ı bırakıp da şeklinde tercüme edilmiştir. Bu, birini olağan dışı bir yolla yardıma çağıranın Allah'ı yok saydığı anlamını içerir. Halbuki böyle biri Allah'ı yok saymaz. Yardıma çağırdığı varlığı bir yönüyle Allah'a, bir yönüyle de kendine yakın görür. Onun hem Allah'a hem de insana ait özellikler taşıdığına inanarak onun aracılığıyla Allah'a ulaşmaya ve isteklerini kabul ettirmeye çalışır. Çünkü onun aracılığıyla yaptığı duanın kabul edileceğine inanır. Bu o varlığı ilahlaştırmaktır. Allah insana şah damarından yakın olduğu için bu inanç Allah ile ilişkiyi keser ve insanı müşrik yapar. Bu insanların temel yanılgısıdır. Zaten şeytanlar insanın ayağını Allah'ın adını kullanarak kaydırırlar. Allah Teala şöyle buyurur: O çok aldatan şeytan, sakın sizi Allah ile aldatmasın. Lokman Suresi 33. ayet. İnsan ve cin şeytanları Allah'tan başkasına kul olmaması gereken insanı bu yolla kendilerine kul ederler. Tek dayanakları büyüklerden gelen sözlerdir. Allah'a ait sahada birilerini yetkili görmek onu o konuda Allah'a ortak saymaktır. İşte şirk budur. Yoksa hiç kimse Allah'ı yok saymaz. Ateistlerin Allah'ı yok saydığı zannedilir. Ama onlar da başları daralınca Allah'a sığınırlar. Bu onların Allah'ı yok saymadıklarını gösterir. Kabirlere giderek hastalıklarına şifa bulanlar var. Bunlar en güvenilir zatların ağzından anlatılıyor. Ona ne diyeceksin? Benim bir şey dememe gerek yok. Çünkü ayetler bunun olamayacağını söylüyor. Bir değerli büyüğümüz bayram sohbetinde şöyle demiş. Benim bir hemşirem kız kardeşim vardı yürüyemezdi. Adana'da o zaman bulunan bütün doktorlara gittik. Dışarıda hepsine gösterdik, çare bulamadılar. Nihayet bize dediler ki, Toroslarda bir zatın türbesi var. Hastayı götürün, orada bir gece durdurun. Allah'ın izniyle o zatın dua ve ruhaniyeti şifa vesilesi olur. Biz artık her türlü tıbbi ümidimiz kesildikten sonra oraya annemle birlikte hemşiremi sırtımızda götürdük. Geceleyin hemşirem birden bir feryat etti. Annem acaba aklına şuuruna bir şey mi oluyor, korkuyor mu diye hemen yanına fırladı. Hemşirem hala bağırıyordu. İyi oldum, iyi oldum, yürüyorum, aman Allah'ım diye haykırıyordu. Biz de hayretle yanına vardık. Sabah beklemeden oradan döndük. Sırtımızda götürdüğümüz hemşirem yürüyerek eve geldi. Bu değerli zatın sözü ve tecrübesi bizim için önemlidir. Bu konuda sen ne diyeceksin? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu ki insan ölünce ameli yani işi biter. Üç kişi bunun dışındadır. Sadaka icariyesi olan, yararlanılan bir ilim bırakan ve kendi için dua eden salih bir evladı olan. Sadaka-i cariye, cami, çeşme, köprü gibi halkın yararlandığı şeylerdir. Bunlardan insanlar yararlandıkça bu şahsın işi devam etmiş olur ve onun sevabından alır. Yararlanılan ilim de sadaka-i cariye gibidir. Yaptığı bir ilmi çalışmadan insanlar yararlanıyorlarsa bu şahsın işi o konuda devam ediyor demektir ve bunun sevabından yararlanır. Hayırlı evlat da böyledir. Bunların hepsi hayattayken yaptıkları işlerin birer devamıdır. Yoksa insan ölünce yapacağı bir işi kalmaz. Anlattığınız olayda Allah'ın izniyle o zatın dua ve ruhaniyeti şifa vesilesi olur diye bir söz geçti. Bu söz şu ayete ne kadar da uyuyor. Kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek bir kimseyi Allah ile arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oysa bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. Ahkaf suresi 5. ayet Ölülerin dirilerden nasıl haberi olur? Bu ayeti indiren Allah o zatın ruhaniyetini nasıl şifa vesilesi yapar? İnsanların önüne dini lider diye geçenler hiç Kur'an okumazlar mı? Her türlü tıbbi ümidin kesilmesinden sonra bir ölünün kabrine gidip ondan şifa beklemek akıl kârı mıdır? Hiç düşünmez misiniz dirilerin yapamadığını ölü nasıl yapar? Allah Teala şöyle buyurur. Dirilerle ölüler bir olmaz. Allah ölçüsüne uygun olana işittirir. Ama sen kabirdekilere bir şey işittiremezsin.'' Fatır Suresi 22. Ayet Aslı astarı olmayan işleri halkın değer verdiği kişilerin yapması, üstelik iyi bir şey yapmış gibi tutup onu insanlara anlatması ne kötü. Ben bu zatın doğru söylediğine bütün kalbimle inanıyorum. Sen şimdi bunun olmadığını mı iddia ediyorsun? Bu iddia değil, ayetlerin hükmüdür. O hasta orada gerçekten şifa bulmuş olabilir ama bunun sebebi asla o kabirde yatan zatın dua ve ruhaniyeti olamaz. Eğer böyle bir şey olsaydı, o kabrin bulunduğu yere asfalt yollar, oteller ve konaklama tesisleri yapılırdı. Aslında biz Sırat Köprüsü'nü bu dünyada geçiyoruz. Yanlış bir yorum ayağımızı kaydırabilir. Mesela Rufai ve Kadiri tarikatlerine mensup kişiler vücutlarına şiş batırırlar. Bazıları bunu o tarikata mahsus bir keramet sayar. Diğer taraftan Hintliler özel dini günlerinde vücutlarına kılıç saplarlar. Bilek kalınlığındaki kamışları bir yanaklarından sokup diğer yanaklarından çıkarırlar. Eğer kadirilerinki keramet ise bunun daha büyük keramet sayılması gerekir. Aslında her ikisinin de dinle bir ilgisi yoktur. Yanlış olan onu din ile ilgilendirmektir. Bu bir hipnoz olayıdır. Hipnoz çeşitli metotlarla meydana getirilen uyku benzeri bir haldir. Bu sayede uyuşturmadan ameliyat bile yapılabiliyor. Televizyonda bu şekilde bir açık beyin ameliyatı gördüm. Doktor ameliyatla meşgulken hastaya acı duyup duymadığı soruluyor. O da gıdıklanma gibi bir şeyler hissettiğini ama acı duymadı. İkinci bölüm. Ölüden yardım isteme. Şu hadisi kabul etmediğini söylemişsin. İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabirlerdeki ölülerden yardım isteyiniz. Bunun nesine karşı çıkıyorsun? Kabirlerdeki ölüden yardım istemek ondan ibret almak demektir. Öyleyse neden ölülerden ibret alın denmiyor da yardım isteyin deniyor?